Haberi merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Yeni haftanın gündeminde ilk sıra CHP'de geceden bu yana yaşanan istifa depremleri. CHP yönetimi üzerinde bir türlü mutabakata varılamayan belediye başkan adaylarını belirlemek için toplantıdaydı dün. O toplantı tam 18 saat sürdü. Büyük krizler çıktı. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu toplantı devam ederken istifa etti ama sonra yeniden görevine döndü. İzmir adayı açıklandıktan sonra da kriz bu kez CHP'nin ortağı İyi Parti cephesine sıçradı. Bugün de parti teşkilatlarından ardı ardına istifa haberleri duyuldu. Az sonra muhalefette yaşanan aday krizini taşıyacağız ekranlarınıza tüm ayrıntılarıyla. Ama ana habere başlarken önce yakın coğrafyamızdaki terör tehdidine işaret edecek cümlelere odaklanalım gelin. Başkan Erdoğan bugün İstanbul'daydı. İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuştu. Yeni bir operasyonun sinyalini verdi. DEAŞ kalıntılarını temizleyeceğiz. Fırat'ın doğusuna huzur getireceğiz dedi. Erdoğan 31 Mart'ın bir beka seçimine döndüğünü de bir kez daha söyledi. Türkiye olarak inşallah çok yakında hem bilinçli bir şekilde bırakılan DEAŞ artıklarını hem de ülkemize karşı eğitilen bu DEAŞ'lıları da temizleyeceğiz. Tarih vermedi ama Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için net konuştu. Güvenliğini sağladığımız diğer bölgeler gibi Fırat'ın doğusunu da çok yakında huzura, emniyete ve istikrara kavuşturacağız. Bu amaçla Amerika ve Rusya başta olmak üzere sahada askeri varlığı olan güçlerle temaslarımızı sürdürüyoruz. Her iki tarafla da son derece olumlu istişareler gerçekleştirdik. İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuşan başkan bir kez daha güvenli bölge uyarısında bulundu. İlk aşamada halen ülkemizde yaşayan yaklaşık 4 milyon Suriyeli sığınmacının kendi evlerine dönebilecekleri güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz. Başkan pazar gününü ise Antalya'da geçirmişti. Akşam il teşkilatıyla yemekte bir araya geldi. Bölgemizde meydana gelen son hadiseler. 31 Mart'ı şimdiden salt bir mahalli idareler seçimleri olmaktan çıkarmıştır. Bu seçimler ülkemiz açısından bir beka meselesine, bir beka seçimine dönüşmüştür. Erdoğan havalimanına gidiyordu. Konvoyu Konya altında durduruldu. Fotoğraf çektirelim reis. Devam ediyoruz beyler. Fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Çocuklarla da yakından ilgilendi. Sen annene sordunuz. Evet çekiyorum efendim. Erdoğan ziyaret ettiği kafede gençlerle sohbet etti. Türkiye bu görüntüyü konuşuyor. Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Kıvrısçık Belediye Başkanı makam aracıyla ormanlık alanda alkol alırken yakalandı. Evet arkadaşlar, devletin aracıyla şu an alkol içiyorlar. Birazdan ATV Ana Haber'de. Ve günün siyaset cephesindeki manşeti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 31 Mart seçim arifesinde bir büyük kriz patlak verdi. CHP yönetimi dün üzerinde bir türlü mutabakata varılamayan kentler ve ilçeler için toplantıdaydı. O toplantı tam 18 saat sürdü. 18. saatin sonunda 151 aday daha belirlendi ama isimler ortaya çıktığı andan itibaren kriz patladı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu toplantı devam ederken istifa ettiğini kişisel Twitter'a hesabından duyurdu. Sonra sabaha karşı sözünü geri aldı. Kriz bununla sınırlı değil. Marmaris ve Bodrum adayları için yapılan oylama sırasında da sert tartışmalar yaşandı. İşte CHP'de dünden bu yana saat saat yaşananlar. Bize ulaşmış bir istifa dilekçesi falan yok. İstifa haberleri sosyal medyada paylaşmış. Gerilim. Koltuk sevdası olanların bu partide yeri yoktur. Ve birbirini kovalayan saatler. Devlet de benim, millet de benim. CHP Genel Merkezi'ndeki baş döndüren trafik sabah saatlerinde başladı.
Saatler onu gösterirken önce MYK toplandı. Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla birlikte adaylara son şeklini verdi. Ama bir konu var ki MYK kararları 15'te toplanan parti meclisinin onayına sunuldu. Oylama sırasında sinirler de gerilmeye başladı. Yerel seçimlerde hedefler koyduk. İçişleri Bakanlığı'nın görevden uzaklaştırdığı eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin yeniden aday gösterilmesi parti meclisi üyelerini karşı karşıya getirdi. Bir belediye başkanının ağzından eğer bir lokma haram lokma inerse o belediye başkanını yaşatmam arkadaşlar. Bazı parti meclisi üyeleriyle İlgezdi'nin eşi Gamze Akkuş İlgezdi arasında sert tartışmalar yaşandı. Kılıçdaroğlu toplantıya ara vermek zorunda kaldı. Tavrımızı koymaya geldik. Bu sırada İstanbul'dan sürpriz bir haber geldi. İlgezdi'nin adaylığına karşı çıkan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. Bu sırada saat 22'yi geçmişti. Beni örgütüm aday yaptı. Kaftancıoğlu ikna edildi. Yarım saat sonra toplantı yeniden başladı. İlgezdi'ye onay çıktı. Kaftancıoğlu ise 7 saat sonrasında yine aynı yöntemle görevinin başında olduğunu duyurdu. İl başkanları örgütün sesine, sözüne ses veren kişilerdir. CHP Parti Meclisi Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'la Muharrem İnce'nin dünürü olan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'a vize vermedi. CHP'de de tuzu kuru olanlar var. Saatler gece yarısını geçmişti. Bir kez daha ara verildi. Mutlu azınlıklar var burada, mutlu azınlıklar. Saat 1.30'da yeniden bir araya gelen üyeler tartışmalar arasında Fidan Aslan Eroğlu ismini de onayladı. Eroğlu Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün karşısına aday olarak önerilmişti. Parti meclisi onay vermedi. Bunlardan partiyi temizleyeceğim. Parti meclisi 18 saat süren toplantıda İzmir adayıyla birlikte 145 isim daha belirledi. Gidin Seferihisar'a bir sorun abi. Şey yapmaya gerek yok, orada satılacak yer kalmadı artık. Buraya getirdiler. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kılıçdaroğlu'nun istediği Tunç Soyer oldu. Seferihisar'ı parsel parsel satan, mahkemeleri hala devam eden, ismi birçok şaibeye karışmış bu insana benim oy vermem hani söz konusu bile değil açık söylemek gerekirse. Az önce de söyledik, biraz daha detayına bakma vakti şimdi. CHP'de 18 saat süren krizli mesainin ardından tam bir deprem yaşandı. Açıklanan adaylara tepki gösteren il ve ilçe teşkilatları ayağa kalktı ve istifa haberleri ardı ardına geldi. Marmaris'in uzun yıllardır belediye başkanlığını yapan Ali Acar, zehir zemberek bir duyuruyla partisinden istifa ettiğini açıkladı. Benzer haberler İstanbul Bakırköy'den ve İzmir'den de geldi. Protestolar, istifa dilekçemi vereceğim. Peş peşe gelen istifalar. Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayız. CHP'de kelimenin tam anlamıyla liste depremi yaşanıyor. Cumhuriyetten önce parti meclisi sonrası açıklanan isimler teşkilatları ayağa kaldırdı. İlk tepki İzmir'den geldi. CHP'ye oy veriyorum şimdi açıkçası. Ama bu sene kesinlikle ve kesinlikle vermem. İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, parti meclisi üyeliğinden istifa etti. Silemeyeceksiniz. CHP Bakırköy Teşkilatı da ayağa kalktı. Bakırköy'de Bülent Kerimoğlu'nun yeniden aday gösterilmesine partililer işte böyle tepki gösterdi. Adaylık açıklaması Muğla Marmaris'i de karıştırdı. Yerel seçim yarışına Mehmet Oktay'la girilmesi kararı üzerine önce ilçe yönetimi istifasını açıkladı. Bugün itibariyle yönetim kurulu üyeliğinden ve parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayız. Artçıların ardından asıl deprem öğleden sonra hissedildi. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar da CHP'den istifa ettiğini açıkladı. İstifa dilekçemi vereceğim. CHP sadece kendi içindeki sorunlarla boğuşmuyor. Bir yandan da İyi Parti ile kurduğu Millet İttifakı'nda ciddi sorunlar var. HDP sözcüsü Saruhan Oluç bugün bir açıklama yaptı. Partisinin İstanbul, İzmir ve Adana'da aday göstermeyeceğini söyledi. HDP bu üç kentte CHP ile İyi Parti'nin adaylarını destekleyecek. Ama eğer bir ortak aday olursa. Çünkü İyi Parti HDP ittifakına sıcak bakmıyor. İlk istifa geldi bile. İyi Parti Manisa Milletvekili bugün partisinden istifa etti. Yine duyurdu. Sadece bu kadarla kalsa iyi. CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer de iki partinin arasını açan bir diğer isim oldu. Yine İyi Parti'nin İzmir teşkilatı Soyer'e destek vermeyeceğini açıkça ilan etti. İstanbul,
Adana ve İzmir'dir. Halkların Demokratik Partisi bir büyükşehir belediye başkanı adayı göstermeyecektir. HDP parti sözcüsü Saruhan Oluç aday göstermeyeceklerini söyledi ama bu HDP'nin seçime girmeyeceği anlamına gelmiyor. Aksine HDP'lilerin seçimde CHP ve İYİ Parti adaylarını destekleyeceği anlamına geliyor. Üstelik bu kadarla da kalmayacak. HDP'nin Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mersin'de de CHP ile İYİ Parti'nin adaylarını destekleyebileceği belirtiliyor. CHP ve İYİ Parti'nin HDP ile bu birlikteliği Millet İttifakı'nı da şimdiden çatırdattı. İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, İstanbul, İzmir ve Adana'da HDP'lilerle birlikte hareket edilmesini protesto için partisinden istifa etti. İYİ Parti ile CHP'nin arasını açan bir başka isim, Çukur eylemleri sırasında HDP'ye destek veren İzmir adayı Tunç Soyer oldu. Soyer'in babası Nurettin Soyer'in 12 Eylül darbesinin ardından Alparslan Türkeş'in idamını isteyen savcı olması İYİ Parti'nin İzmir'de çekilmesine neden oldu. İl başkanlığı bundan sonra biz yokuz diye açıklama yaptı. Tunç Soyer'in babasının zamanında işte 1980 darbesinde yapmış oldukları ortada, İzmir halkının tepkisini çekeceğini düşünüyorum ben. Nurettin Soyer'in henüz 17 yaşında idam edilen Erdal Eren'in idamından sonra cezaevinde kola dağıttığı ve Ozan Arif'e işkence yaptırdığı iddiaları da vardı. Bu iddialar Fox TV'nin konuğu olan Tunç Soyer'e soruldu. Ya aslında bu tabii çok yıllar öncesinde kalmış bir hikaye. Onun bugün tekrar kurcalanmasının, tekrar hani yaranın kaşınmasının kimseye hiçbir faydası olduğunu düşünmüyorum. Ve İstanbul Kadıköy, CHP'nin adayı Şerdil Dara Odabaşı daha çok HDP'ye yakın bir isim olarak biliniyor. Yani işin özeti, CHP İstanbul'daki kalesini HDP'ye terk etti. Günün üzerinde en çok konuşulan görüntüsü var sırada. Öznesi yine CHP. Bolu'nun Kıbrısçık Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili Doğan Dağ hafta sonu arkadaşlarını ormanlık bir alana alkol almaya götürdü. Ama bunu devletin kendisine tahsis ettiği resmi plakalı araçla yaptı. Dağlık alanda aracı gören piknikçiler belediye başkanına tepki gösterdi ve o anları kaydetti. Bakın CHP'li belediye başkanı kendini nasıl savundu. Evet arkadaşlar. Devletin aracıyla şu an alkol içiyorlar. Başkanım kolay gelsin. Yolda mı kaldınız? Yolda kalmadık da aklımıza takılan bir şey oldu. Buyurun. Bu araç devletin aracı. Evet. Sizin yaptığınız güzel bir şey mi? Bazen de bir kendimizi rahatlattığımız gerekiyor. Mehmet çek abi. Çek. Evet abi. Çek abi. Devletin aracıyla. Çek. Buyurun. Abiler de çek. Peki bazen de böyle bizim bir rahatlama durumumuz oluyor. Yok acaba? Abi senin yok. Neden? Bugün pazar, cumartesi pazar sana bu araç senin şahsi aracın mı olabilir abi? Bu araç devletin aracı. Tahsislenmiş bir araç. Hafta sonu bu şekilde kullanamazsınız yani. Şimdi siz bir belediye kanunu biliyor musunuz? Kim neymiş belediyenin kanunu? Ben 24 saat bu mu yani? Diyeyim. Belediyenin kanunu bu, buymuş arkadaşlar. Bu değil. Ne olursa olsun insanlar Venezuela'nın sorunlarını kendisinin içeride çözeceğini söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsız bir ülkeye, bize, Venezuela'ya başkan atamasını tabii ki kabul etmiyoruz diyorlar. Burada tıpkı Türkiye'de olduğu gibi, 15 Temmuz sürecinde olduğu gibi demokrasi nöbetleri tutuluyor. Venezuela'ya gideceğiz şimdi. ATV'de yayınlanan Son Durak programının yapımcı ve sunucusu, aynı zamanda Sabah gazetesinin de yazarı Melih Altınok, Venezuela'da demokrasi nöbeti tutan halkla bir arada. Ülkede sahnelenmek istenen Amerikan darbesini yerinde izliyor Melih Altınok. Bu gece yarısı Son Durak'ta tüm detaylarını izleyeceğiniz Venezuela izlenimlerinden kısa bir bölüm hazırladık sizler için. İşte darbenin gölgesindeki Venezuela'dan ATV haber kamerasına yansıyan çok özel ayrıntılar. Venezuela'da başkanlık sarayının önündeyiz şu an. Caracas'tayız. Burada tıpkı Türkiye'de olduğu gibi, 15 Temmuz sürecinde olduğu gibi demokrasi nöbetleri tutuluyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri geçici bir başkan atadı bu ülkede biliyorsunuz. Dolayısıyla herhangi bir Amerikan müdahalesine ya da içeriden herhangi bir provokasyona karşı Venezuela halkı sokakta başkanlık sarayının önünde nöbete başladılar. La cadencia de tu voz divina
la rima de amar. Hola. Hola. Gençler toplanmışlar. Pazar günü bu saatte niye oyun oynamak varken buradalar? Todos los logros que le ha dado la revolución a la juventud. Eso es lo que estamos haciendo. Este es nuestro espacio de disfrute que estamos haciendo hoy. Ne dediğine hemen bakacağız. Biz Nicolas Maduro için buradayız. Biz diyor onun için şimdi eğleniyoruz zaten burada. Burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Biz buradayız. Biz buradayız çünkü... Venezuela sokaklarındayız biliyorsunuz. Size her yerden görüntüler aktarıyoruz. Arkamızda başkanlık sarayı vardı. Ona yakın bir bölgedeyiz. Her kesimden insanlara mikrofon uzatıyoruz. Maduro taraftarlarına, muhaliflere ama çok yoğun güvenlik tedbirleri var. Röportajlarımız sırasında gelip bize soruyorlar. Kimlik soruyorlar. Nereden geldiğimizi tabii ki soruyorlar. Doğal. Bizleri yabancı buluyorlar. Onun üstüne üstlük de bir Amerikan müdahalesi söz konusu. Açıkça ABD geçici bir başkan atıyor bir ülkeye. Doğal olarak gazetecilere, yabancılara karşı onlar da çok dikkatler. Ama şunu ekleyelim. Venezuela halkı gerçekten çok misafirperver. Bunu bir klişe olarak söylemiyorum. Çok sıcak insanlar, içten insanlar. Ülkelerini korumaya çalışıyorlar. Tek dertleri bu ama çok yoğun güvenlik önlemleri var. Venezuela'da bunun da altını çizelim. Yo si crea Nicolas Maduro. Hemen aslında bir çevirelim bunu. Hanımefendi temel talebi nedir? Niçin buraya gelmiş? Hanımefendinin elindeki pankart ben Nicolas Maduro'ya inanıyorum. Venezuela halkının görüşleri bunlar. Biz Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsız bir ülkeye bize Venezuela'ya başkan atamasını tabii ki kabul etmiyoruz diyorlar. Amerika'nın Latin Amerika kıtasındaki faaliyetleri, karnesi ortada ama siyasetçilerden muhalefete de sesleniyorlar. Maduro'ya da başkan, seçilmiş başkan Maduro'ya da sesleniyorlar. Bu sorunları bir an önce çözün, bizim ekonomik sıkıntılarımızı giderin. Çünkü biz dünyanın en zengin ülkesiyiz diyorlar. ¿Quiénes somos? ¡Pobre del barrio! Y el que se meta con Nicolás, se mete con el barrio! Darbe demişken adını almadan geçemeyeceğimiz karanlık bir isim var. Para sihirbazı lakaplı finans spekülatörü George Soros. Soros'un Venezuela darbesinde bir parmağı var mı şimdilik bilmiyoruz ama Sırbistan'dan Gürcistan'a, Ukrayna'dan Kırgızistan'a ve dahi Türkiye'ye hangi taşı kaldırırsanız altından o çıkıyor. 10 yıl öncesine kadar dünyanın en zenginleri arasında gösteriliyordu Soros ama son 10 yılda tam 11 milyar dolar kaybettiği ortaya çıktı. Biz de acaba o paraları darbeleri ve ayaklanmaları finanse etmek için mi harcadı diye düşünmeden edemedik. Son 10 yılda hepsi servetine servet kattı. Bir tek o hariç. Finans piyasalarında spekülasyon yaparak hatır sayılır bir servet sahibi olan para sihirbazı lakaplı George Soros'un son 10 yılda 11 milyar dolar kaybettiği, 18 milyar dolarlık mal varlığının 7 milyar dolara gerilediği ortaya çıktı. İlk bakışta kulağa şaşırtıcı geliyor ama o paranın nereye gitmiş olabileceği düşünüldüğünde bu kayıp anlam kazanıyor. Sırbistan, Gürcistan, Ukrayna, Kırgızistan, hatta Arap Baharı ve hatta Gezi Parkı. Hepsi aynı merkezde tasarlanmış, aynı merkezden yönetilmiş kalkışmalardı. Ama Lale Devrimi'ni, Gül Devrimi'ni, Kadife Devrimi, Turuncu İsyanı organize etmek kolay değildi. Ucuz hiç değildi. Liberal işgal güçlerinin karanlık komutanı Soros, bunun için bizzat kurduğu ve fonladığı vakıflara, derneklere yüz milyonlarca dolar akıttı. O kayıp 11 milyar dolar da muhtemelen işte bu şekilde harcandı. Yine mavi balina, yine ölüm. Ölüm saçan o oyuna neden bir çare bulunamıyor? Ayrıntılar birazdan ATV Ana Haber'de.
Ordu'da kar festivaline katılmak için Çambaşı yaylasına çıkanların konvoyunda korkunç bir kaza oldu. Buzlanma nedeniyle bir zincirleme kaza meydana geldi ve bir kadının ölümden döndüğü kaza anını bir cep telefonu kamerası kaydetti. Eyvah! Yapma! Eyvah! Aman aman! Buzlu yokuşu çıkmaya eyvah çalışırken kaydı, zincirleme kazaya davetiye çıkardı. Size bir şey var mı hanımefendi? Hatta korkma yavrum, korkma, bir şey yok. Korkmayın, sıkıntı yok. Tamam, bir şey yok. Bizim arabaya da mecbur. Kar festivaline katılmak isteyen ordulular araçlarıyla Çambaşı yaylasına yöneldi. Ancak yol buzluydu. Çoğu mahsur kaldı. O araçlardan biri buzlu yokuşu tırmanmakta ısrar edince olanlar oldu. Eyvah. Yapma. Eyvah. Aman aman. Eyvah. Otomobilinin yanından yol kenarına savrulan kadın kendini unutup araçta sürüklenen oğlunun peşinden koştu. Size bir şey var mı hanımefendi? Hatta korkma yavrum, korkma, bir şey yok. Tansiyonu yükselten kaza neyse ki kimsenin burnu dahi kanamadan atlatıldı. Eyvah! Aman aman! Tam 5 gün oldu. Hortumun dereye savurduğu aracında suya kapılan Buse'den hala bir haber yok. Aramalarda define arama çubuklarından kancalara kadar çok farklı yöntemler kullanılıyor. Hatta çalışmalar denizde de devam ediyor ama Akdeniz Buse'yi geri vermiyor. Acım büyük. Ava Deresi 20 yaşındaki Buse'yi aldı. Günlerdir geri vermiyor. Genç kızı arama çalışmaları hem derede hem denizde aralıksız sürüyor. Ama saatler ilerledikçe umutlar tükeniyor. Ayakta da durmaya çalışıyorum ama zor bir durum. Yani Allah kimsenin başına vermesin. Kader Buse Acar 24 Ocak günü Antalya'da çıkan ilk hortumda aracıyla Ava Deresi'ne uçmuş, otomobilden suya düşmüştü. Arama kurtarma ekipleri o andan itibaren genç kıza ulaşmak için seferber oldu. Her gün yeni araçlar, yöntemlerle çalışmalar genişletiliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla ekipler dev kancalarla Ava Deresi'nin yatağını, dedektör köpekler de kenarını karış karış aradı. Genç kızın babasının isteği üzerine define aramada kullanılan bu yöntem de denendi. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Acar'ı arama tarama faaliyetleri Ava Deresi'nden denize kaydırıldı. Şu anda sahil güvenlik ekipleri hem su altında hem de suyun üzerinde Buse'yi arıyor. Çantası, botu bulundu ama Buse'den hala haber yok. Zaman geçtikçe anne babasının umutları da tükeniyor. Hepsinden Allah razı olsun. Minnettarım. Yani acım benim büyük yani. Mavi Balina başlıklı haberleri bugüne dek pek çok kez taşıdık ekranlarınıza. Bugün bir kez daha taşıyoruz. Maalesef notunu da düşerek. O korkunç oyun bu kez Adana'da henüz 13 yaşındaki bir kızı canından etti. Babasının av tüfeğiyle hayatını sonlandıran Emine sessiz sakin bir çocuktu. Ailesi küçük kızlarının ölümünün ardından defterlerini karıştırdığında gördüklerine inanamadı. Mavi Balina kabusu Emine'nin kafasını karıştırmakla kalmamış, onu esir almıştı. O kadar yani uslu, sessiz, efendi, kibar bir çocuk. Nasıl olur böyle bir şey yapabilir? Tamamen oyundan etkilemiş yani. Akıllarına gelmeyen şey başlarına geldi. Ortaokul öğrencisi Emine Karada ortada hiç sebep yokken canına kıydı. Ailesi yıkıldı. Aslında çok büyük bir sebep vardı. Emine Mavi Balina oynuyordu ama kimse bunun farkında değildi. Oyunlar falan. Ondan etkilenmiş işte. Bir grup kurmuşlar kendi aralarında. Şu gün böyle yapılacak, bugün bunu yapacağız. 8. sınıf öğrencisi evinde ölü bulundu. Babasının av tüfeğiyle yaşamını sonlandırmıştı. Yakınlarına göre Emine bunu yapacak son kişiydi. O yüzden de kız çocuğunu ölüme götüren şeyi araştırmaya başladılar. Ve defterlerin arasındaki notlarda Mavi Balina oyununu gördüler. Sonra çeşitli notlar, çeşitli resimler, çeşitli karakterler falan, bunları görünce şaşırdık.
Ailesinin deyim yerinde kanı dondu. Çünkü kız çocuğu ölümünü planlamış, hatta ölmeden önce bir yıl içinde yapacaklarını madde madde yazmıştı. Ve o maddeler akıllara durgunluk veren cinstendi. Kimseyle konuşmayacak, kendini yalnızlaştıracak, hatta birçok kişiyi düşman ilan edecekti. Anamızı babamızı diyor yurduna bırakacağız. Yılda bir defa ziyarete gideceğiz kendisini. Emine Mavi Balina'nın son kurbanı oldu. Karadağ ailesinin şimdi tek isteği var. Bu oyunu oynayan diğer çocukların aynı kaderi paylaşmaması. Bu yüzden de aileleri uyarıyorlar. Ailelere, velilere tek söyleyeceğimiz şey çocuklarını akıllı telefondan, bilgisayardan, internet üzerinden oynanan oyunlardan uzak tutmaları. Antalya'da gece bir iş yerine hırsız girdi. Mahalleli hırsızı fark edince hemen polise haber verdi. Ekipler dakikalar içinde olay yerindeydi ancak zanlı teslim olmadı. Polise iş yerinde ne bulduysa attı, direndi ama yine de yakayı ele vermekten kurtulamadı. Eline ne geçtiyse fırlattı. Teslim olmamakta direnince devreye özel harekatçılar girdi. Hırsıza dakikalarca dil döküldü. Kötü giden hiçbir şey yok. Her şeyi düzeltebiliriz. Bunların hepsi senin elinde. Antalya'da gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Soğuk hava deposuna giren hırsızı fark eden çevredekiler hemen polise haber verdi. İçeri girdi, ne varsa atıyor, ne varsa atıyor. Teslim olmayan zanlı eline ne geçtiyse polise attı. Ablamın konserve kavanozları vardı, onlar bitmek bilmedi. Zanlı teslim olmak bir yana depoyu ateşe verebilirdi. Bölgeye itfaiye de çağrıldı. İş yeri tazikli suyla ıslatıldı. Özel harekat polisleri hırsızı ikna etmek için dakikalarca ter döktü. Bak genç bir arkadaş, önünde güzel bir hayat var. Polis ne dediyse ikna olmayan zanlı savaş alanına çevirdiği iş yerindeki her şeyi dışarı fırlattı. Hadi oradan açıp. Üç saatin sonunda zanlının bir anlık dalgınlığından faydalanan polis şüpheliyi yakalayarak dışarı çıkardı. Gözaltına alınan zanlı ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Sırada öyküsü ve görüntüsüyle öne çıkanlar var. O müşteri bekliyordu ama içeriye bir motosikletli girdi. Şaşkınlıkla sordu, ardından da yine şaşıracağı bir cevap aldı. Ne yaptınız oğlum ya? Abi yapabilirim. Yapılan açıklamaya bir anlam verememişti. Tekrar sordu. Cevap değişmedi. Hayır bu nasıl bir şey yani? Sen nasıl becerdin de girdin dükkana ya? Arkadaşım ya, isim arkadaşım ya. Tabii ya beni yakalamıyor. Harbi kaykayı alma itfaiye mi geldi yani? Bağcılar'daki bu genci şaşırtansa itfaiyenin oraya çağrılma sebebiydi. Ciddi çocuğun kaykayını alma itfaiye çağırdı. Genç şaşkınlıkla o anları kayda alırken görevliler de ağaçta asılı kalan kaykayı alıp sahibine teslim etti. Ciddi kaykayı. Almaya gelmiş. Eliyle yüzünü kapatınca konsantrasyonunu kaybetti. Sonra da kendini yerde buldu. Üstelik Şanlıurfa'daki o salonda farklı bir tarihte onunla aynı kaderi paylaşan biri daha vardı. Almanya'nın geleneksel boynuzlu kızak yarışları yine renkli görüntülere sahne oldu. ...32 yarışmacı 1,5 kilometrelik parkuru tamamlayabilmek için kıyasıya bir mücadele verdi. Ama zemin kaygan olunca kazalar da kaçınılmaz oldu. Let's game in the next.
New York'ta suyu çekilen bir kanalda bağlı bulunan tekneler etraflarını saran buz kütlelerinin kırılmasıyla sürüklenmeye başladı. Hatta biri köprüye de çarptı. Tekneler yüzlerce metre sürüklendikten sonra kurtarma gemileriyle kıyıya çekildi. İyi miyin adam? Usta damat adayı evleneceği genç kızı bir grup arkadaşıyla birlikte kaçırmaya kalktı. İyi miyin adam? Tatlı bir şaka mı yapmak istedi yoksa adını sürpriz mi koydu bilinmez ama tasarladığı kurgu kötüydü. Öyle de bitti. İyi miyin adam? Damat adayı nişanlısının başına bir örtü geçirdi. Ardından da kucağına alıp koşmaya başladı. Ama ayağı takılınca yere kapaklandı. Genç kız hastanelik oldu. Ne ya? Her tarafı sel götürdü. Hiçbir şey alınacak gibi değil. Komple su altında. Geçen yılın Ağustos'unda başlayan kur saldırılarının hemen sonrasında başladığımız Tezgahı Gördük dosyasını yeniden açıyoruz ATV Ana Haber'de. Daha doğrusu kamu yararı güttüğümüz için o dosyayı bir kez daha açmak zorunda hissediyoruz. 2018 yazında Türk lirasına karşı başlayan uluslararası operasyon sırasında doların değeri 7 liraya kadar yükselmişti hatırlayacaksınız. Marketlerde o dönem başlayan zam furyası dolar bugün 5 lira 30 kuruş seviyelerine kadar inmesine rağmen yani Türk lirası o günden bu yana %40 değer kazanmasına rağmen hala devam ediyor. Yani birileri hala fırsatçılık yapıyor. Hala vatandaşın cebiyle ve cüzdanıyla oynuyor. Tezgahı Gördük dosyamızın bu geceki ilk bölümünde kurdaki düşüşe rağmen fiyatı ucuzlamayan ürünler var. Özlem Aksay araştırdı, Özkan Şafak görüntüledi. 3 kilo ol. Vallahi her şey pahalı. Ne alsak pahalı. Beyaz peynir, zeytin çok pahalı. Tuvalet kağıdı almaya gelmiştim. 42 lira. En son aldığımda 27 liraydı. Dolar düştü ancak marketteki fiyatlar düşmüyor. Biz de marketleri tek tek dolaşacağız ve fiyat artışını sizler için görüntüleyeceğiz. 32'li tuvalet kağıdı Ağustos ayında 27 liraydı, bugün 35 lira. Peki Eylül ayında 35 lira olan 32'lik tuvalet kağıdı aradan geçen 5 ay zarf içerisinde bakalım ne kadar oldu? İşte etiketi burada. 56 lira 95 kuruş olmuş. Yani tuvalet kağıdı zamlandıkça zamlanmış. 5 ay içerisinde tuvalet kağıdına %60 zam gelmiş. Tuvalet kağıdı... Facia. İki katına çıktı her şey. Denetimler olsun yani gerçekten fiyatlar çok fahiş yani. Bazısı işte fiyat kafasına göre fiyat uyguluyor. Yani böyle bir anormal bir durum yani. 10 tane yumurtaya 5 lira 40 kuruş veriyorsunuz. Evet. Daha az veriyordum. Peki şimdi 10 tane yumurta almak istesem cebimden ne kadar para çıkacak? İşte etiketler burada. Yumurtanın tanesi 1 lirayla 80 kuruş arasında değişiyor. Bu yumurtalardan alırsam cebimden 10 tane yumurta için 10 lira çıkacak. Eğer 80 kuruşluk yumurtadan alırsam da yine cebimden 8 lira çıkacak. Çok şey pahalandı yani yumurta bile pahalandı. Alamıyoruz yani. Markette tüm fiyatlar yüksek zaten. Şu anda yüksek yani. Şu anda 100 lira hiçbir işe yaramıyor. Islak mendil annelerin en çok tükettiği ürünlerin başında geliyor. Bebek beziyle birlikte yine en çok satılanlar arasında bu ıslak mendil ama ıslak mendilin fiyatı da iki katına çıkmış durumda. Bakın kaçtan satılıyor? 9 lira 75 kuruştan satılıyor ki daha öncesinde yaklaşık olarak fiyatları bu ıslak mendillerin 5 liradan başlıyordu. Annelerin çocuklar için tükettiği ıslak mendil de fiyatı zamlandıkça zamlanan ürünlerin başında geliyor. Eylül ayında işte bu ıslak mendilin fiyatı 9 lira 75 kuruştu. Aradan 5 ay geçti. Dolar kuru düştü. Düşmeye devam ediyor ve bakın o ıslak mendil 9 lira 75 kuruş olan ıslak mendil şimdi 10 lira 95 kuruş. Kullanmak zorundayız. Onlar da bunu fırsat biliyorlar. Vallahi ayağım çok fena. Elimde 1 litrelik bir süt var. Bakın ocakta 2.75'miş fiyatı. Bugün 5.25 lira.
Aradaki farkı artık siz hesaplayın. İşte bu 1 litrelik süt Eylül ayında 5 lira 25 kuruştu. Aradan geçen zaman içerisinde bakalım fiyatında ne gibi bir değişiklik olduğu. Dolar düştü ama süt de zamlandı. Şimdiki fiyatı 5 lira 85 kuruş. Tereyağı yüksek. En çok tereyağı yükselmiş. Evet. Ne kadardı? Bundan 5 ay önce hatırlıyor musunuz? 5 ay önce işte 48-47 o civardaydı. Şimdi 60 milyona yakın. Dolar düştü ama hiçbir şey düşmüyor. Denetlesinler yani bunu. Bu kadar pahalılık. Bu makarna Eylül ayında 1 lira 95 kuruştu. Ancak dolar düştü. Bakalım markette fiyatlar nasıl? 1 lira 95 kuruş olan bu makarna ne kadar? İşte 1 lira 95 kuruş olan makarna 5 ay geçti aradan. Şimdi 2 lira 25 kuruş. Pahalı yani. Ama mecbur alıyoruz. Ama mecbur alıyoruz evet. Ne yapacaksın, almayacaksın? Şimdi hal yasası çıkıyor. Bu hal yasası çıkarsa faydası olacak. Dolar düşüyor, kur saldırısı bertaraf edildi ama fiyatlar gerilemiyor. Aksine artıyor. Tezgahı gördük başlığı altında hepimizi yakından ilgilendiren bu sorunun perde arkasını araştırmaya devam ediyoruz. Yeni soru, fiyatları kimin belirlediği? Fiyatı belirleyen marketçiler mi, aracılar mı? Burcu Kurasan, Can Tanrı Över'le birlikte bu soruların yanıtını almak için bugün ilgililerin kapısını çaldı ve bakın ne cevaplar aldı. %100 aşağı yukarı hani fiyatlar değişti. Yani 2 liralık olan 4 liralık oldu. 14 lira biber, patlıcan. Alınmıyor. Yani hiç yanından bile geçilmiyor. Marketlere girilmiyor, manav tezgahlarına yaklaşılmıyor. Dolar kurunu bahane edenler ibre tersine dönünce ne zamları geri çekti ne de fiyatlardaki artış durdu. İşte bu noktada akıllara şu soru geliyor. Piyasayı, bu fiyatları kim belirliyor? Büyük hipermarketler, gross marketler. Daha çok aracılar bu işte etkili. Kafaları karıştıran bu soru market işletmecileriyle hal esnafını da karşı karşıya getirdi. Genelde pazara giderdim. Alışveriş yapmaya ama şu anda maalesef pazara da gidiyoruz ama hiçbir fiyat farkı yok yani. Aynı mı marketler? Aynı. Türkiye Hancılar Federasyonu'na göre bu fahiş artışın nedeni büyük marketler. Önceden üretim bölgesine gidip mal alamıyordular. Şimdi 2010 yılından çıkan kanun yasayla birlikte marketlerin de perakendecilerin de üretim bölgesinde mal almalarına müsaade edildi. Kanun 2010 yılında ürünlerin direkt aracısız bir şekilde tüketiciye ulaşabilmesi yani fiyatların düşmesi için çıkarıldı. Ama iddiaya göre fırsatçılar bunu kötüye kullandı. Sermaye sahipleri gidip üretim bölgesinden serasını kapatıyor, malının tamamını alıyor. Orada kaç liradan alıp getiriyorsa istediği karı üstlerine koyup satılıyor. Mesele bu. Yani açıkçası fiyat artışın önünü açtılar. Döviz kurunun düşmesine rağmen fiyatların düşmemesinin nedeni de işte bu oyun. Peki büyük marketler piyasayı nasıl etkiliyor? Halden değil, direkt üreticiden alıyorlar ve istedikleri fiyatı etikete yazabiliyorlar. İşte bunu gören de diğer esnaf da örneğin domatesi halden 4 liraya alıp 6 liraya satması gerekirken işte bu rakam etiketlere 8 lira olarak yansıyor. Fasulye ne kadar şu anda? Şimdi halde 10 lira ile 11 lira arasında değişiyor ama şu anda 30 liradan satılıyor başka yerde. Ne kadar satılması lazım? Fiyatı ne olur? 15 liraya geçmemesi lazım. Yani şimdi bu etiketi, bu fasulyeyi satan kişi de üstelik para da kazanıyor. Piyasayı bize göre büyük marketler belirliyor. Nasıl oluyor bu? Onların fiyat politikasına göre geri kalan herkes zammını yapar. 10 liralık deterjanı 18 lira yaptılar diyelim. Yani satış politikası onlardan ilerlediğine göre biz de geride kalıp malımız değer kaybetmesin diye ister istemez onların peşinde koşuyoruz. Biz de fiyatımızı yükseltiyoruz. Market sahipleri bu iddiayı yalanlamıyor ama aracıların da masum olmadığını savunuyor. Yumurtayı bir hafta öncesine kadar 14,5-15'e satıyorduk. Şu anda 20'ye kadar dayandı. Burada nasıl bunu anlatacağız? Bir tek yolu var. Aracılar yani üreticiden bakkala gelene kadar değişen ellerde iyi niyet yok, suistimal var. Konu hükümetin de gündeminde. Gözlerse beklenen hal yasasında. Hal yasası bir an önce devreye girip uygulansa bütün bu sıkıntılarımızın çoğunu %90'dan fazlasını atlayacağız. Antalya'yı vuran hortum yüzlerce serayı yerle bir etti. Zararın boyutu yaklaşık 100 milyon lira. Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan gereği neyse yapılacak dedi. Herkesin merak ettiği soruysa hortumun neden olduğu zararın pazardaki fiyatlara nasıl yansıyacağı. Antalya Ziraat Odası Başkanı ATV Haber'e konuştu bugün. 200 bin dönüm seradan sadece 6 bin dönümü zarar gördü dedi ve fırsatçılara karşı dikkatli olunmasını istedi. Seraya doğru gidiyor ya. Seralar gitti vallahi billah.
Limonum bitti, tükendi. Bütün varım yoğum. Önce hortum ve fırtına, ardından bastıran dolu. Kumluca'da hemen her yerde manzara aynı. Limon bahçesinin içinde kayıkla yüzebiliriz. Kurtarabileceğimizi kurtarıyoruz. Kurtaramadığımız kaldı şu anda. Benim zararım 300 milyar. Bir dönüm serada yaklaşık 8 ton demir kullanılıyor. Felakette o demirler kağıt gibi buruş buruş oldu. Seralar ayağa kalkacak gibi değil. Mahsullerimiz hep gitti. Şurada gördüğünüz yerde 30 bin tane marul vardı. Yani bu da yaklaşık 55-60 bin lira ediyor. 3 günde 5 hortumun vurduğu kentte yağan dolu mahsule büyük zarar verdi. Sıcamın 20 lira diyenler, bakın adeta seramızın içerisi dolu vurdu. Buyurun. Türkiye'nin sebze meyve deposu Antalya'da toplam sera alanı 200 bin dönüm. Zarar gören alanın büyüklüğü ise 6 bin dönüm. %100'ye vurduğun zaman %3 gibi tekabül ediyor bu. Fırsatçılara burada işte takip etmek lazım. Uyarı Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp'ten geldi. Hortum fırsatçılarına karşı önlem alınmalı dedi. Fırsatçılık gözeterek bunlar yaparsak işte benim tüketicim de rezil olur, benim üreticim de mağdur olur. O sene limon halde 30 kuruş, manavlarda 5 lira. Var mı böyle adalet? Hortum felaketinde seraların zarar gördüğü ortada ama haberde de uyarı vardı. Toplamda 200 bin dönüme varan genişlikteki seraların sadece 6 bin dönümlük bölümü zarar gördüğü o felakette. Bu da %3'e karşılık geliyor. Zarar gören seralara da devletin yardım eli daha şimdiden uzandı. Bunu üretici de aracı da biliyor. Ne var ki hortum zammı pazardaki tezgaha çoktan ulaşmış durumda. Pazarda durum ne sorusunun yanıtını aramak için de Nur Köşk her sokaktaydı bugün. Hem pazarcıyla hem de vatandaşla konuştu. Pazarlık yaptınız mı? Pazarlık yapsam 1 milyon indiriyorlar. Fazla indirmiyorlar. Hiç bilemem pazarlığı. Üşeniyor muyuz biraz? Hiç üşenmiyorum. Zaten inmiyorlar. 1 kilo muz alacağım. Ne kadardı kilosu? 7 lira 50 kuruş. 7 lira 50 kuruş. 6,5'a anlaşsak olmaz mı? Kurtarmıyor. 7'de anlaşalım o zaman. Yine sağ olsun. O kadar esneklik yaparız. İşte markette olsaydık bu pazarlığı yapamayacaktık. Pazar demek biraz da pazarlık etmek demek. Peki bu pazarlık etme kültürü biraz eskilerde mi kaldı? Yoksa hala pazara girdiğimiz zaman pazarlık yapıyor muyuz acaba? Yapıyorum. Ben Tokatlıyım diyorlar. Tokatlı mısın? Pazarlık yapıyorsun diyorlar. Tokatlılar mı yapıyor en çok pazarlığı? Evet, en çok Tokatlılar yapıyor. Pazarlık sünnettir. Biraz unuttuk mu pazarlık kültürünü sizce? Unuttuk. 30 senedir. 3,5 dedi. Pazarlık yaptınız mı? Yok. Neden? Artık pazarlık tarihe karıştı kızım. Pazarlık yapmayı, öyle almayı unuttuk. Bir işe yarıyor mu pazarlık yapmaları? Yarıyor. Hadi oğlum gel. Kıvırcık alacaksınız. Ne kadar kıvırcık? 3 lira. 3 lira. Pazarlık yapacak mısınız? Evet, ama ben 2 lirayı istiyorum. 2 lira dedi. Olur mu 2 liraya? 2 olmaz da 2,5 olur. Sen hatırlıyorsun. 2 bak. 2 olmaz diyor. Olur. Bak biraz daha fazla. Vermiyor. Ne yapayım? Bunlar böyle esnaf. Dedikleri dedik. Dedi aynıdır. İster al ister alma. Neden pazarlık yapmıyorsunuz? Yapmıyor. Vermiyorlar öyle. Anlaşılan o ki pazarlık yapan da eli boş dönüyor. Çünkü pazarcı pazarlık yapmaya pek yanaşmıyor. 10 lira. 10 lira dedi. 10 lira mı? Ne diyorsun sen ya? Mantar alt tarafı. 7,5 olmaz mı bu? 7,5 olmaz da. Pazarda fiyatlar niye artıyor? Biz de aldığımız mala göre ona göre etiket koyup satıyoruz biliyorsunuz. Akdeniz bölgesi Türkiye'yi besliyor. Akdeniz bölgesinde ser olduğu için ürün yok. Bu veri ben halde almışım 15 liraya. Hal mi pahalı satıyor? Halde pahalı bunlar. Hortum yüzünden mi? Aynen öyle. Antalya'da lodos oluyor. Burayı etkiliyor. Burada esnaf aldığına bir belirli bir kar koyar da satar ama onun ötesini aracılar götürür. Pazarlık yapıyor musunuz? Yok ya. Niye pazarlık yapmıyorsunuz? Bilmiyorum ki kızım. Nasıl böyle 3 lira dediyse? Teyzeciğim. Ha kurban söyle. Pazarlık yapıyor musun? Yaptım. Bir kilo alacaktım, yarım kilo alayım dedim. Pazarlık yapmamışsınız. Vallahi anladım kızım. Markette pazarlık yok zaten. Neyse onu alıyorsun. Market mi daha ucuz, pazar mı? Markette daha pahalı. Markette pazarlık yapabiliyor muyuz? Yok. Markette olmuyor.
İstanbul'da yaşayan Ödemiş ailesi dünyaya bir bebek getirmeyi bekliyordu ama büyük bir sürprizle karşılaştılar. Anne Sibel Ödemiş bir değil beşiz bebeklere hamileydi. Bebekler 29 haftalıkken dünyaya geldi ve 56 gün kuvözde kaldı. Sağlığına kavuşan beşizler artık yuvalarında. İyi ki çocuklarımız oldu. Çok güzel bir sürpriz oldu. Beytullah, Kerim, Eylül, Ebrar ve Erva. Onlar Türkiye'nin dördüncü beşiz bebekleri. Asla. Sibel Kerem Ödemiş çifti üçüncü kez anne baba olabilmek için bir süre tedavi gördü. Ardından gebelik haberi geldi. Ama büyük bir sürprize. Anne bu kez beşiz bebek bekliyordu. Doktorlar bize dedi 3 tane alacaksın çocukları. Ölecekler yani anasına zarar verir şey yapar. Ama çift hiçbirine kıyamadı ve beşizler zor geçen hamilelik sürecinin 29. haftasında prematüre olarak dünyaya geldi. Sibel ve Kerem çifti yaklaşık 2 ay önce beşiz bebeklerini dünyaya getirdi. 3 erkek, 2 kız, biri kucağımda, Ebrar ve onlar her şeye rağmen, tüm sıkıntılara rağmen birbirlerini hiç bırakmadı ve hayata sımsıkı tutundu. Ağırlıkları 1,5 kilodan azdı. Özel bakıma ihtiyaçları vardı. Çift bebeklerini tam 56 gün sonra kucaklarına alabildi. Beşiz bebek babası olmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Beşle duyduktan sonra çok sevindim. Beytullah, Kerim, Eylül, Ebra, Evran. Biraz orada bir durdunuz sanki. Şöyle ikisi çocuklar bize benziyorlar. İnsan biraz şey oluyor. Beşiz bebeklere bakmak hiç de kolay değil. Onların altını temizlemek, karnını doyurmak ve onları uyutmak neredeyse anne ve babanın tüm gününü alıyor. Sabah kadar biz yatamıyor. Yani öyle biri ağlıyor, biri kalkıyor. Akşama kadar babayla uğraşıyor. Bebekle olduğu için hiç işe gidemiyorum. Ödemiş çiftinin en önemli sıkıntısı ise mama ve bez giderleri. Mama ile bez hiç yetişemiyor biz. Günde bir kilo mama gidiyor. 2-3 paket bez gidiyor. Günlük 200 milyon para gidiyor. Bunları inelleri özel veriyorlar. Reklam arasına gidiyoruz. Ardından veda etmek için burada olacağız. ATV Ana Haber Bültenimizin sonuna geldik. Yarın akşam görüşmek üzere. İyi akşamlar.